Bence Zülkarneyn kimdir sorusuna cevap bulmak için Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın yolculuğuna gitmek lazım. Şimdi soru şu, Zülkarneyn'in bir Hızır misyonu var mı? Zülkarneyn Arapça'da işte karn kelimesi boynuz anlamında, çift boynuzlu anlamına gelir. Allah-u Teala ona diyor ki, istersen yok edersin onları, istersen de yaşatırsın. Bakın, böyle bir özellik vermiş Allah-u Teala Zülkarneyn'e. Türk mitolojisinde Tepegöz var. Tepegöz'ün babası insandır, annesi peri kızıdır. Bir melez hikayesi var Tepegöz'de. Diyor ki hayır, Tanrı yeryüzü için büyük bir plan ortaya koydu. Var olan bütün varlıklar yok edilir. Mikail'in yönetici gezegeni Jüpiter'dir. Thor'un da gezegeni Jüpiter. Kutsayan kutsanmıştan üstündür. Kutsadığı yer neresi? Kudüs. Cinli varlıklar veya cin kökenli varlıklar neden mavi resmediliyor? Konuğumuz Erkan Türk'ten. Hoş geldiniz değerli hocam. Hoş bulduk. Hocam. Sağ olun. Hocamız da Zülkarneyn kimdir? Zülkarneyn Seddi niçin yapıldı ve Yecüc Mecüc'ü konuşacağız. İlk sorumla başlayayım. Zülkarneyn kimdir değerli hocam? Zülkarneyn İslam çerçevesinde bakacak olursak aslında zaman yolculuğu da yapabilen, geleceği okuyabilen, peygamber olup olmadığı tartışılan, bilinmeyen, üstün güçleri olan, hatta bir takım medeniyetleri yok edebilecek kapasitede üstün güçleri olan, hatta yine atmosferi de değiştirebilecek ölçüde diyebiliriz, Set üzerinden konuşacak olursak, bir varlık. Bunun tabii insan formunda olduğu düşünülüyor. Zülkarneyn kimdir sorusunun açık cevabını İslam alimleri de verememiş. Burada enteresan olan nokta, onun bir peygamber mesela, peygamber olup olmadığının tartışılması ve geleceğe atıfta bulunması, yani şu anlamda atıfta bulunması, şeriat üstü bazı şeyleri gerçekleştirmesi çok etkilemiş alimleri ve bu konuda tam olarak bir fikir birliğine varamamışlar. Ama bence Zülkarneyn kimdir sorusuna cevap bulmak için Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın yolculuğuna gitmek lazım. Ama o işte şöyle görebiliriz bunu. Burada Hızır diye bir kişiden Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor mu? Hayır. Bahsedilmiyor. Peki bu kıssa Kehf suresinde yer alan, bu Hazreti Musa ile Hızır kıssası olarak kabul edilen kıssa kime işaret ediyor olabilir diye sorduğumuzda benim açık olarak gördüğüm şey aslında Zülkarneyn'e işaret ettiğidir. Şimdi soru şu, Zülkarneyn'in bir Hızır misyonu var mı? Ayrıten Zülkarneyn kelimesi bir lakaptır. Nasıl bir lakap? Zülkarneyn Arapça'da işte karn kelimesi boynuz anlamında, çift boynuzlu anlamına gelir. Zülkarneyn dediğinizde bu boynuz aynı zamanda boyut anlamıyla da düşünülebilir. Çift boynuzlu. Neden? Bakın, çift boynuzlu iki ayrı yöne bakan, ayrı istikamette ayrışmış iki ayrı nokta. O halde iki ayrı boyut olabilir. Hatta boyut kapısını düşündüğümüzde, solucan deliklerini düşündüğümüzde de bu Zülkarneyn'in boyutlar arası yolculuk yapabilecek donanıma sahip olan bir varlık olduğunu da görebiliriz. Şimdi kadim metinlere bakın. Bu çift boynuzluluk durumu kadim metinlere yansımış mı? Yansımış Hakan mı hocam? Yansımış. Nasıl yansımış? Vikinglere bakın. Vikinglerin miğferinde çift boynuz yok mu? Evet. İki boynuz yok mu? Var. Onların inancındaki Thor inancına bakalım. Thor. Nasıl bir varlıktır Thor? Tanrı olarak kabul edilmiş. Tabii ve devleri yok eden ve insan oğlunun yaşamasını sağlamak adına bu varlıkları yok ederek bu varlıkları hapseden bir Thor. Güç. Bir güçtür değil mi? Thor'un peki çizimlerinde çift boynuzu görüyor muyuz? Tabii ki. Görüyoruz. Şimdi
O halde mitolojilerde böyle üstün güce sahip olan bir çift boynuzu olan bir varlık var. Bir şey daha var Thor'da. Thor'un elinde bir çekiç var. Her zaman şunu sormuşumdur. Neden bir kılıç değil bir çekiç? Neden çekiç hocam? Bakın çekicin şekli T'dir. T kadim uygarlıklarda mesela George Ward'ın kitabına bakalım. Kayıp Kıta Mu'da. Hayat ağacının sembolüdür. Bütün uygarlıklarda hayat ağacı T şekliyle. Ve aynı zamanda Mu kıtasının şekli de T'dir. Yani sembolik şekli de T'dir. Tau diye okunur. Tau, Mu kıtasını anlatan ve yeryüzünde hayatın ortaya çıktığını anlatan temel simgedir. Totemlere bakın. Bütün totemler T'dir. Türklerdeki bu şamanist öğelerde hayat ağacı yine totem olarak da düşünüldüğünde T şekliyle sembolize edilmiştir. Göbekli Tepe'ye bakın. T'leri görüyoruz. T'leri görüyoruz. Çok doğru. Ve Thor'un çekicinde de bir T görüyoruz aslında. Rahmaniyeti mi sembolize ediyor yani? Elindeki güç hayat verme ve hayat almayı ifade eder. Hı hı. Hayat ağacı olduğu için. Hem yaşam verir, hem yaşamı alır. İsterse yok eder, isterse var eder. Şimdi Zülkarneyn'in misyonunu hatırlayın. Yecüc Mecüc'e karşı Set bana bir yani ne emrediyorlar? Set emrediyorlar Zülkarneyn'e. Yani diyorlar ki sen buraya bir set yap. Veya sen bizi daha doğrusu şöyle sen bizi Yecüc ve Mecüc'ten kurtar. O da diyor ki size bir set yapacağım. Ve ayrıyeten diğer yani onları kurtarmak için diğer yolculuklarında da bir topluluk ona bir ricada bulunduğu zaman Allah-u Teala ona diyor ki istersen yok edersin onları istersen de yaşatırsın. Bakın böyle bir özellik vermiş Allah-u Teala Zülkarneyn'e. Evet. Böyle bir alan vermiş ona. İstersen yok et, istersen onları yaşat. Öyle bir güç. Şimdi Thor'un alanına bakıyoruz. Thor da öyle bir tanrı olarak kabul edilir İskandinav mitolojisinde. Çekiç elinde güç verir, devlerle savaşır. Ama devler kimdi? Melez varlıklara işaret üç harfler. Var. Çünkü melez varlıklara işaret olduğunu yine daha önce de söyledim. Bu Balor denilen devi düşündüğümüzde tek gözlü dev. Evet. Buradan anlıyoruz. Şimdi bu tek göz aynı zamanda melez varlıkların da adeta bir simgesi haline gelmiş. Devler melez oldukları için, bakın dev hikayeleri anlatılırken Türk mitolojisinde Tepegöz var. Tepegöz'ün babası insandır, annesi peri kızıdır. Bir melez hikayesi var Tepegöz'de. Şimdi Illuminati diyoruz ya, tek evet. Göz işareti Deccal diyoruz ya, melezleştirmenin sembolüdür tek göz. Devler nasıl varlıklardır? Aptaldırlar. Balor hikayesinde de, bu mitolojide Balor çok aptal bir varlık olarak anlatılır. Vücudu büyüktür, geliştir ama aptaldır. Evet. Tepegöz'de de öyledir. Yani akli melekeleri tam gelişmemiştir. Çünkü bu melez varlıkların akli melekeleri düşüktür. Bakın Nuh'un hikayesinde de öyledir. Nuh'un hikayesinde öncesinde Tevrat'a bakın. Enok kitabında da var bu. Evet. Bu gökten gelen varlıklar Enok kitabından söylüyorum size 200 kişi gökyüzünden inmiş düşmüş melekler yeryüzüne indirdiklerinde dediler ki insan kızları çok güzel gelin insan kızlarıyla evlenelim ve çocuklarımız olsun başlarında da işte birkaç şeytan var bunlardan bir tanesi Azazel. Diğeri de Semyaza. Ama orada Semyaza daha Azazil'in gazına gelip evet, gazına gelip ve antlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki o zaman ant içelim. Çünkü bir günaha dalacağız. Bu günaha dalarken birinizin caymasını istemiyoruz. Hepimiz bu günahın parçası olalım deyip antlaşma yapıyorlar ve o antlaşma sonucunda da insan kızlarıyla bir münasebet içerisine giriyorlar. Şimdi biz bu münasebeti hep cinsel münasebet olarak algılıyoruz. Ama bu acaba genetik bir münasebet mi? Ve akabinde ne oluyor? Melez varlıklar ortaya çıkıyor. Ne ve devler, ne filmler doğuyor. Devler.
Ve onlar dünyayı fesada salıyor. İşte Tevrat metnine geçiyoruz şimdi. Dünya bunların yaptığı fesatlık ve hatta yamyamlık insanları da yemeleri sonucunda yeryüzü ağlamaya başlamıştı ve insanoğlu Rabbe yalvardı. Bunların yaptığı fesatlık ve kötülükten bizi koru. Şimdi bakın çok büyük bir karmaşa, bir kaos, genetik bir müdahaleden kaynaklanan İnsanlık bir kaos yok ediliyor, gelmiş. Eziliyor o noktada değil mi? Eziliyor. Böyle olunca da bir müdahale gelmiş Hazreti Nuh'la birlikte. Ve Nuh'un doğumu da çok enteresandır. Hazreti Nuh'un doğumu, Enoch kitabında da bunu görüyoruz. Öyle o da bir dev miydi? Değildi ama boy uzunluğu olarak evet bizden daha uzun bir boya sahipti Hazreti Nuh. O bembeyaz bir çocuk olarak tasvir edilir Enoch kitabında doğarken. Hatta babası diyor ki, o tabi dedesi Metuşala, bu çocuk benden olamaz yani böyle bir çocuk. Çünkü bembeyaz bir çocuk doğumu gerçekleşti. Acaba tanrılar beni cezalandırdı mı ya da bu çocuk benden değil mi diye direkt Metuşala'ya koşuyor. Ve o tabi Enoch olarak düşünelim. Enoch'a gittiğinde ki Enoch zaten göğe çekilmiş bir varlık o. Aynı zamanda Enoch diyor ki hayır. Tanrı yeryüzü için büyük bir plan ortaya koydu. Var olan bütün varlıklar yok edilecek. Ve senin oğlun yeryüzünde yeni bir ırkın öncüsü olacak. O yüzden o özel olarak seçildi. O yüzden onun teni öyle. O zaman şöyle mi diyelim? İnsanlığı bu yaratıklardan kurtarmak adına mı Nuh tufanı yapıldı? Kesinlikle öyle. Bu menez varlıklardan. Çünkü o menez varlıklar sadece insan da değildi. Yani insan cin karışımı da değildi. Aynı zamanda o menez varlıklar arasında hayvanlar da vardı. Hayvan insan karışımları. Hayvan insan deneyleri ya da sadece yeni farklı melez hayvan türleri olarak da düşünebiliriz bunu. Onlar bunların da var. Bunların üzerine çalışılmış, genetik olarak çalışılmış tek tek. Atıyorum ayı adamlar, boğa adamlar, tabii, goril tabii, adamlar. Tabii tabii çalışılmış. Bugün de çalışmak mümkün bunların üzerinde. Deniz kızları. Vesaire gibi varlıklar. Birçok varlıktan bahsediyoruz. Çok değil doğru. Mi? Yok edilen önceki döneme ait. Çok doğru. Bunların bir kısmı metafordur ama bir kısmı da gerçektir. Çok doğru. Bunlar yaşanmış. Bir fesatlık dönemi ortaya çıkmış. Ve bunlar yok edilmiş. Tam olarak Nuh tufanına gelmişken araya bir şeyle girmek istiyorum. Nuh tufanında Ok isimli bir devden bahsedilir. Bu dev tufandan kurtulmak üzere Nuh'un gemisine tutunur. Evet. Biliyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? İşte bunlar bakın Ad kavmi ile ilişkilendiriliyor birçok araştırmacı tarafından. Evet, böyle bir devin kurtulduğu ve bu devin kurtularak daha sonra yine devler ırkını dünyada devam ettirdiği söyleniyor. Ve bu ırkın da bir noktada Ad kavmiyle de bağlantısı olabileceği söyleniyor. Zaten şöyle bir durum var. Bu dev ırkının muhakkak kalıntıları olmuştur. Yani tufan gerçekleşse bile. Bir husus da şu. Bu tufan gerçekleştiği zaman öyle bir gemi düşünün ki yeryüzündeki bütün canlıları o geminin içerisinde muhafaza etmeniz gerekiyor. Bunun alelade bir gemiyle olması mümkün değil. Bir genetik havuz lazım. Ya da işte özel embriyoların orada saklanmış olması lazım. Bir teknoloji gerekiyor. Yani biz bir teknolojik gemiden bahsetmeliyiz. Anladım. Bahsederken. Şu anda araştırılıyor bu gemi nerede? Benim kanaatime göre buzlu bir alanda gömülü olması gerekiyor gemi. Çünkü bir kutup taklasının da o dönemde gerçekleşmiş olma ihtimali çok yüksek. Tufanla birlikte. Bunun akabinde daha önce yeryüzünün ana merkezlerinin bugünkü kutuplar olması muhtemel. Ve geminin Judi Dağı olarak bahsettiğimiz dağı aslında isim olarak Judi ama bugünkü Judi adlandırılmasının daha sonra bir hatıra olarak konması sebebiyle yanlış olma ihtimali çok yüksek. O yüzden gemiyi aramamız gereken yerler bugün kuzey ülkeleri olarak bilinen belki
kutuplar veyahut da Antarktika. Ve o dönemin teknolojisini yansıtan çok ileri teknolojide bir gemi bulunacağı. Burada doğru. İnsan ve hayvan DNA'larının bir şekilde listelenerek orada muhafaza edildiği ve bugünkü insanlığın, bugünkü dünyanın oradan neşet ettiğini. Neşet ettiği çok doğru ve bu gemi bulunacak. Bulunacak diyorsunuz. Bulunacak. Yani bu gemi bulunacak ama bize nasıl tanıtılacak orası önemli yani. Bulunduğu zaman bir uzaylı gemisi gibi mi tanıtılacak, başka bir şey mi tanıtılacak çok önemli. Şimdi bu Zülkarneyn misyonundan bahsediyoruz ya, Thor'dan bahsettik, evet. Elindeki çekiçten bahsettik. Bu tabii Metatron'dur bu aynı zamanda, yani Melkisedek'tir aynı zamanda Thor. Bunların hepsi aynı varlığı tanımlar. Farklı efsaneler içerisine girmiştir. Bizde de bunun karşılığı Zülkarneyn'dir. Öyle bir varlık tipi. Bunun gezegeni araştırmalarımda gördüğüm Jüpiter'dir bu varlığın. Bunun gezegeni Jüpiter'dir derken, bakın bir de dünyanın yönetici meleği var. Mikail. Mikail bizde tasvir edilirken aslında bu boynuzlu olarak tasvir edilir. Neden biliyor musunuz? Dünya boğanın boynuzları üzerinde döner. Evet. Biz işte eskiler bunu anlattığında ne diyoruz? Ya işte yani nenelerimiz de nasıl saçmalamış yani. Onlar evet fiziki anlamda böyle anlıyor olabilirler onu. Ama orada bir metafor var. Dünya boynuz boğan öküzün boynuzları üzerinde döner demek. Mikail meleğinin yönetimi altındadır. Melek Mikail'in yönetimi altındadır demektir. Çünkü şöyle düşünelim. Melek Mikail'in bütün simgelerini daha sonra kullanmak isteyen bir iblis var. Çünkü o da dünyanın yöneticiliğine talip. Soyunuyor değil mi? O role soyunuyor. O da o role soyunduğu için o da bakın boynuzlu tasvir edilir. Aynı zamanda. Rahmani bir boynuz tasviri var. Zülkarneyn'de bunu görüyoruz. Ama bir de şeytani bir boynuz tasviri var. İblis'te onu görüyoruz. Çünkü bunlar aynı sembolleri kullanır. Çünkü iddiaları dünyanın yöneticisi olmaktır. Peki gerçek yönetici kim? Mikail misyonunu yüklenmiş Zülkarneyn. O da boynuzludur. Çift boynuzludur. Thor çift boynuzlu. Peki Jüpiter. Bakın İslam müktesebatında İbni Arabi farklı bir şey söylüyor ama Mikail'in yönetici gezegeni Jüpiter'dir. Peki gaz oluşumlu bir gezegen. Aynen. Thor. Thor'un da gezegeni Jüpiter'dir. Çok enteresan. Bir nokta daha var. Bir de Thursday veya işte bu İskandinav dillerine geçmiş olan bütün terimler. Bakın mesela Thor'da şöyle düşünebiliriz. Thorsdag İsveç dilinde. Sonra Danimarka, Norveç, İsveç'te Thorsdag. Sonra Hostagur, Thorsdagur, Almanca'da Donnerstag veya Flemenkçe'de Donnerdag. Bunların hepsi İngilizce'deki Thursday. Yani Thor'un günü. Jüpiter'in günüdür aynı zamanda. Perşembe. Şimdi Perşembe. İslam şeyinde de, bakın söyleyeyim onu da, astrolojisinde de Jüpiter Mikail'in gezegenidir. Şimdi bunlar arasında çok önemli bir senkronizasyon görüyoruz. Evet, önemli bağlar. Yani Mikail adına yöneten bir Zülkarneyn mi var? Eğer Thor'un özellikleriyle, Metatron'un özellikleriyle Zülkarneyn'in özellikleri birse bir varlık tipi var. Şimdi bu varlık tipi, evet bakın kimden el almış? Hazreti İbrahim. Bakın burada İbranilere mektupta size okuyayım. Lütfen. Metatron ya da Melkisedek. Diyor ki İbranilere mektup 7:1-7. Bu Melkisedek Şalem kralı ve yüce tanrının kahiniydi. Şalem ne demek? Şalom. Selam. Barış.
Bakın bizim dinimiz de İslam barış kelimesiyle iç içedir. İslam barış eskiden gelen misyonun devamı olarak öyle. Çünkü Metatron'un da Melkisedek'in de asıl krallığı barış krallığıydı. O yüzden Şalem kralı. Devam ediyor. Tanrı'nın kahini Kohen kralları bozguna uğratmaktan dönen İbrahim'i karşılamış. Kim karşılamış? Melkisedek karşılamış. Ve onu kutsamıştı. İbrahim de ona her şeyin ondalığından verdi. Şüphesiz diyor, kutsayan kutsanmıştan üstündür. Kutsadığı yer neresi? Kudüs. Kutsadığı yer. Şimdi Hazreti Musa'ya da öğreten bir varlık var. Hızır deniyor ama benim gördüğüm kadarıyla bu Zülkarneyn'dir. Bunun açılımı çünkü gelen ayette daha sonra akabinde sana Zülkarneyn'den sorarlar dendiğinde şunu anlıyoruz ki Hazreti Musa ile dolaşan o varlığın mahiyeti daha da açılıyor artık. Daha da genişletiliyor. Şimdi bakın İslam mitolojisinde de Maytere vardır. İlginç bir noktaya geliyorum. Daha doğrusu hem mitolojide hem de bizim şaman geleneğimizde, masallarımızda da vardır. Bakın Maytere, Oğuz Kağan diye de düşündüğümüzde bunu şöyle düşünebiliriz. Oğuz Kağan nedir? Öküz. Evet. Oksuz. Oksuz. Hı-hı. Boynuzlu. Yine bir yönetici, bir varlık, olağanüstü. En önemlisi kurucu. Kurucu bir varlık. Başlatan. Başlatan. Zülkarneyn de başlatandır. Bizde bu Oğuz Kağan olarak geçmiş. Sonra bakın bir misyon daha var. Maytere ile ilgili. Burada Maytere de çok önemli. Çünkü Maytere adeta Melek Mikail'dir İslam mitolojisinde. İslam mitolojisinde Şalyime diye bir varlık var. Bakın deniyor ki burada Şalyime sen de iyi dinle. Albus, Şulbus yer altındaki karanlıklar ülkesinden çıkmasınlar. Çıkarlarsa hemen Maytere'ye bildir. Ona güç verdim. O kötü ruhları kovar. Şimdi buradaki Maytere adeta Zülkarneyn misyonunu ya da Mikail misyonunu yüklenmiş bir varlık. Yer altından çıkacak olan varlıklar da Yecüc ile Mecüc, evet, değil mi? Evet, ama burada nedir isimleri? Albus ve Şulbus. Şulbus. Albus, Şulbus. Şulbus olarak nakledilmiş. Bakın aynı paralelde. Hindu metinlerinde de bunun isimleri var Hakan Bey. Koka, Vikoka. Bakın aynı Yecüc, paralelde. Yecüc Mecüc. Gok, Magok. Magok. Aynısı. Peki şöyle mi sorayım? Bizden önceki devirde insanlarla iç içe yaşayan varlıklar da bunlar. Yecüc ve Mecüc. Doğru. Ve Zülkarneyn gördü ki insanlık yok olmak üzere bir müdahalede bulundu. Çok bir güzel. Bir set yaptı ve bu setin arkasına kapattı bunları. Çok güzel. Ve biz bugün bu sette açmaya mı çalışıyoruz? Açmaya bilmeler? Çalışan bir kesim var. Çok doğru. İnsanlık, yani, değil mi? İblis şebekesiyle anlaşmış. CERN'de. Tabii ki. Süleyman Mabedi'nde. Aynen öyle. Bunu açmaya çalışıyor. Bakın bu yok edici ve uygarlık kurucu varlığın James Churchward'ın Kayıp Kıta Mu'da anlattığı ve Mu'nun kurucusu olarak da tasvir edilen varlıkla Kur'an-ı Kerim'deki ayetin ne kadar uyuştuğunu şimdi size göstereceğim. Lütfen. Çok ilginç, çok bir şey merak var. Ettim. Kehf suresi 86. Kur'an-ı Kerim'de Zülkarneyn'le ilgili. Güneşin battığı yere varınca onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar gibi buldu. Orada bir topluluğa rastladı. Ona ey Zülkarneyn, ister onlara azap edersin, istersen iyilik edersin dedik. Şimdi James Churchward'ın Kayıp Kıta Mu kitabında Mu'nun batış öyküsünden bir pasaj okuyacağım size. Lütfen. Tüm bu sırtlar ve merkezler batmakta olan ana vatanları olan kıtadan kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarmış
insanlarca olmuştu, dolmuştu ve şimdi onları fokurdayan buharlı, çamurlu bir yatağa dönüşmüş sular çepeçevre sarmıştı. Ne kadar benzer. Bakın, güneşin battığı yere varınca onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar buldu. Kehf suresi 86. Şimdi onları fokurdayan buharlı, çamurlu bir yatağa dönmüş sular çepeçevre sarmıştı. Muktasının batışı. Hemen hemen aynı. Hemen hemen tasvir aynı. Edilmiş. Aynı. Peki devam ediyorum. Yine James Churchward diyor ki, bakın Kayıp Kıta Mu'da Lhasa bölgesinden aldığı bir paragraf. Bal yıldızı şu anda yalnızca deniz ve gökyüzünün bulunduğu yere düştüğünde altın kapıları ve transparan mabetleriyle birlikte yedi şehir fırtınaya kapılarak yapraklar gibi titredi ve savrulmaya başladı. Ve bununla da kalmadı, saraylardan bir ateş ve duman seli çıktı. Her yer acı ve çığlıklarla dolup taştı. İnsanlar kale ve tapınaklarına sığınmışlardı ki Bilge Mu, hiyerarşik Ramu zuhur etti ve onlara dedi ki, bütün bunların gerçekleşeceği hususunda sizi önceden haberdar etmemiş miydim? Değerli taşları ve göz alıcı elbiseleri henüz üzerlerindeyken kadın ve erkekler Mu, bizi kurtar diye yalvardılar. Ve Mu cevapladı, hizmetçileriniz ve zenginliklerinizle birlikte öleceksiniz. Ve sizin küllerinizden yeni ırklar filizlenecek. Eğer üstünlüğün almakla değil, tam aksine vermekle mümkün olduğunu unuturlarsa, onlar da aynı akıbete uğratılacaklar diyor. Şimdi bakın, Kur'an-ı Kerim'den okuyorum. Kehf 88, paralellik. O şöyle dedi, haksızlık edeni cezalandıracağız. Zülkarneyn diyor bunu. Sonra o Rabbine gönderilecek. Sonra Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip de iyi davranan kimseye gelince onun içinde en güzel bir karşılık vardır. Ve buyurduğumuzdan ona kolay olanını söyleyeceğiz. Şimdi bu batış öyküsüyle Kehf suresinin 86 ve 88. ayetlerine baktığımızda bir paralellik görüyoruz. Önce güneşin battığı yere varan bir Zülkarneyn var. Bakın Hakan Bey, Mu kıtası aynı zamanda güneşle sembolize edilmişti. Churchward'dan hatırlarsanız. Güneş Mu kıtasını tasvir ediyordu. Güneşin battığı yer aynı zamanda Mu kıtasına işaret ediyor gibi gözüküyor bu metinlerde. Çok ilginç. Güneş İmparatorluğu zaten. Güneş burada. İmparatorluğu zaten. Yani Zülkarneyn Mu'nun batışını... Hem aslında kurucu Ramu, Bilge Ramu aslında Zülkarneyn. Tabii. Hem de ona batırma misyonu verilmiş olan kişi. O dönemde hem Atlantis hem Mu batıyor. Ama Atlantis sanki Mu'ya göre daha sonra ve daha tehlikeli bir grup gibi sanki Atlantis. Evet, daha şerli bir grup gibi gözüküyor Atlantis'e baktığımızda, bu Platon'da. Çünkü görebiliyoruz. Söylediğiniz deneyleri, insan ve hayvan melezlemelerini falan yapanlar bildiğim kadarıyla Atlantisler. Evet, Atlantisler suçlanıyor. Biliyorsunuz Platon'da da Atlantislerin de hiyerarşik bir düzeni var. Fakat onlar bir iktidar talep ediyorlar. Büyük bir iktidar. Bütün dünyayı yönetmek amacıyla, bütün bölgeyi sömürmek amacıyla ve büyük bir savaş kopuyor. Aynı şekilde bu savaş sonucunda da onlar batırılıyor ya da batıyorlar. Şimdi bakın, buradaki paralellikle ve Mu'nun Güneş İmparatorluğu olduğunu da düşündüğümüzde anlıyoruz ki burada bir Zülkarneyn'in bir müdahalesi var. Mu'ya müdahalesi var. Yani Bilge Ramu olarak da geçmiş bu. Ve bakın, Lamalar Ossendowski'ye ne demişlerdi? İnsanlar Tanrılar, İnsanlar Hayvanlar ve Tanrılar kitabında. Dünya kralı doğanın bütün kuvvetlerini bilir, bütün insanların kalplerini ve kaderin büyük kitabını okur demişlerdi. Zülkarneyn de aynı zamanda doğanın bütün kuvvetlerini biliyor. Çünkü set yapabiliyor demir ve bakır üzerinden. Ve aynı zamanda da kader kitabını okuyabiliyor. Çünkü masum bir cana kıyabiliyor. Gelecekte onun ne olduğunu öngörerek. Büyük bir paralellik var dünyanın hükümdarı konusunda. Ve
Demek ki Zülkarneyn denilen bir misyona sahip yaşayan bir varlık var. Şu anda gözlüyor, gözetliyor ve misyonu çerçevesinde şu anda görünmez. Geçtiğimiz kadim zamanlarda bu frekanslar kullanılmış ve belli tapınakların birbirine mesafeleri matematiksel olarak hesaplanmış ve bunlar arasında özellikle bu melezler ve yine Yecüc Mecüc dediğimiz varlıklar anladığım kadarıyla insan üzerinde bir hakimiyet kurmuş. Çok doğru. İnsan üzerinde hakimiyet kurduklarını Taberi tarihinden görebiliyoruz. Büyük savaşlar gerçekleşiyor. Bu tahakkümden kurtulmak için insan ırkı yeri geldiğinde yardım çağırıyor ki bunların en son aşaması da Zülkarneyn. Dolayısıyla bu set dünyaya mı kuruluyor yoksa uzaya mı kuruluyor? Nereye kuruluyor? İşte çok bu, özür dilerim, bu bir sistem. Kesin. Estağfurullah. Bu bir sistem olduğuna göre bu sanki bu sistem uzayın derinliklerinde farklı gezegenlerde de sürdürülmeye çalışılıyor gibi gözüküyor. Bir tek dünyada değil. Dünyada yani bunun set. Dünyada bunun bir parçası. Yani dünyada bunun bir parçası. Yani iblis misyonu sadece dünya ile ilgilenen bir misyon değil. Farklı gezegenlerde de bunu sürdürmesi olası. Çünkü yine Erzurumlu İbrahim Hakkı'dan gördüğümüz kadarıyla onlar gökyüzünde birinci göğe geçtiklerinde farklı yerlere doğru seyahat ediyorlar artık cinler. O ateş kökenli varlıklar ve orada da medeniyetler kurduklarını anlıyoruz. O medeniyetleri de ele geçirmek isteyen daha sonra bir iblis sistemi muhakkak olacaktır. Ve dünyada o skala içerisinde bir yer olarak gözüküyor. Yani ele geçirmeye çalışılan bir yer olarak gözüküyor. Kendi sistemini kurması adına, iblisin sistemini kurması adına bir avatarı tabii Deccal getirilecek. O avatar vasıtasıyla dijital sistemde bunun bir parçası. Dünya yeniden formatlanacak. İblisin istediği gibi. Bu kapılar açıldıktan sonra Yecüc Mecüc de rahatça gelecek. Rahatça gelecek. Ve büyük bir savaş gerçekleşecek. Ve bu savaşla birlikte işte Hazreti İsa'nın İslam müktesebatına baktığımızda savaşı vereceği yer aslında Tur-i Sina Dağı'dır. Merkezidir savaş. Bugün Neon projesi çerçevesinde robot devletinin başı olan yer. Merkezi. Merkezidir. Çok ilginç değil mi? Çok ilginç. Orası işgal ediliyor şu anda. Ama ileride gerçek Tur-i Sina Dağı, gerçek Tur Dağı orası olduğu için Hazreti İsa'nın oraya gelmesi söz konusu olduğu için sanki o bölgedeki misyonun kapatılması isteniyor gibi. Özellikle orasının robot devleti olarak seçilmesiyle. Zülkarneyn'le Agartha'nın bir bağlantısı var mıdır? İşte Ossendowski'nin anlatılarına bakarsak bir bağlantısı olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Ossendowski lamalarla görüştüğü zaman diyor ki burada ben bir misyona sahip bir varlık olduğunu işittim. Buna da dünyanın hükümdarı diyorlar. Bu dünyanın hükümdarı da yeryüzündeki her şeyi yönetiyor. Ve kendisine verilen kudret de aynen Zülkarneyn'deki kudrete benzediği için o yüzden böyle bir bağlantı ister istemez kuruyoruz. Böyle bir bağlantı var diyebiliriz. Ossendowski'nin anlattığı o dünyanın hükümdarı da öyle bir hükümdar. İşte o da aynı doğa kuvvetlerini Churchward'ın kitabında yazdığı Bilge Ramo gibi. O da yönlendiriyor. O da dünyadaki yeryüzündeki hükümdarlara telepatik bir gönderiyle mesajlar iletebiliyor. Onları yönlendirmeye çalışıyor. Bugünkü teknolojik imkanlarla bile biz bazı şeyler gerçekleştirebiliyorken orada eğer üstün bir teknoloji varsa zaten bunu ayda ayda onlar zamanında yapmıştırlar. Yani yapmışlardır muhakkak ki o anlaşılmaktadır. Benim gördüğüm kadarıyla bunu söyleyebilirim. Hocam Yecüc Mecüc'ün cinli varlıklar olduğunu söylediniz. Evet. Ve daha önce dünyayı hakimiyet altında tutarken, insanlığı ezerken dünyadan men edilmişler, dünyadan gönderilmişler. Cinli varlıklar ama Yecüc ve Mecüc'ü düşündüğümüzde daha çok melez varlıkları düşünelim. İşte demir ve bakıra baktığımız zaman görüyoruz ki işte bakır cinler genellikle mavi temsil ediyor ya da yeşil temsil ediliyor masallarda olsun, mitolojide olsun. Burada cinlerin daha çok bakır kanlı olması, yani kanlarında bakır olması. O zaman muhtemel. Mavi kanlı olanlar cinli melezler, öyle mi hocam? Cinli melezler tabii ki.
Demir de burada insan kanındaki ana element olarak, yani derimize rengini veren element olarak, daha çok kırmızıya çalıyoruz ya, kızıla çalıyoruz ya. Bu yüzden ve kanımız o yüzden kırmızı. Şimdi ikisi düşünüldüğünde bu sette sanki bir melezlenmeye karşı bir durum var gibi gözüküyor. Yani insan bedeninin olması, kullanılması artık yasaklanmış belki de. Tabii mi? Ki yasaklanmış. Bu yasağa biz şu anda deşme aşamasına tekrar geldik. İşte o set zaten o zaman İnsanlık patlayacak. İnsanlık yine Yecüc ile Mecüc'ün kıyısına kadar geldi. Geldi. Ayrıca bazı hadis-i şeriflerde bakın Deccal diyor, bakır bir taht üzerinde gelecek diyor. Şimdi bakın bu da çok önemlidir. Çok ilginç. Bakır bir taht. Yani burada bakırla biz dördüncü boyut varlıklarının ilişkisini anlarsak, bakır tahtta gelmesi demek o boyut varlıklarının desteğiyle gelecek anlamına geliyor. Hocam bakırla cinni varlıkların ilişkisi nedir? İşte bu kan mefhumuyla, işte Atnalı yengeci diyoruz, kanı mavi diyoruz. Neden? Çünkü kanın içerisinde bakır var. He. Bakır olduğu için. Cinni varlıklar veya cin kökenli varlıklar neden mavi resmediliyor? Çünkü kanlarında ana etken derilerine rengini veren kanların... Bakır var. Evet, bakır var. Ya da yeşilimsi ya, yeşilimsi bir renk de verebilir aynı zamanda. Bakın göksel varlıklar hep mavidir. Eski Yunan heykellerini çizdiği zaman, aslında yaptığı zaman heykelleri hep aslında mavi boyamışlar bu heykelleri. Maviye. Sonradan beyazlamış. Sonradan beyazlamış. Hepsi aslında mavi. Tanrılar, tanrıçalar hep mavidir. Ama biz diyoruz ki bunlar ya gökyüzü de mavi olduğu için göksel varlığı işaret etmek için mavi yapmışlardır. Hayır, sadece öyle düşünmeyelim. Çok katmanlı bir iş. İşte Merovenj Hanedanı'ndan bahsediyoruz. Evet. Merovenj Hanedanı'ndan bahsettiğimizde o hanedanın kurucu atası zaten mitolojik bir deniz varlığı. Ve işte bu mavi kanlılık olgusu da daha o hanedana dayanıyor. Oradan geliyor. Elimizdeki metinleri, bilgileri çok iyi değerlendirmeli, tekrar gözden geçirmeli. Matrix'te de Merovenjler vardı. Bakın o hanedan bugün Habsburgları kuran hanedan. Habsburglarda da Otto von Habsburg en sonunda ölmeden önce demişti. Yani dedi ki Büyük İsrail yeniden kurulacak olursa ben Kudüs kralı olmaya talibim dedi. Hangi sahiplerle buna talip oluyor? Mavi kanlı olması, özel bir soydan kendini kabul ediyor. Ama şimdi adamın tabii damarını kes, mavi mi akılacak kanı? Hayır, bunu demek istemiyorum. Ama mitolojik olarak dayandığı o ideolojik sistem, onlara hizmet eden bir grup bunlar. Bunlar yeryüzünde o mavi kanların temsilcisi olarak görüyor kendilerini. Kabalizm hepsi budur. Deccalizm budur. Bununla bağlantılıdır. Tek göz sistemi dediğimiz şey budur. Arkalarında hep bu mitoloji vardır. Şeytaniyet. Hep bu mitoloji vardır. Böyle bakarsak olayı çok daha iyi anlayabiliriz. Kabala'dan yeryüzüne çıkacak olan Yecüc ve Mecüc'ler işte bu Nuh tufanı... Koka bir koka diyelim. Koka bir koka, evet. Nuh tufanı gerçekleştiği zaman Nuh tufanı sonrasında bir takım melezlerin sığındıkları bir sığınaktan da bahsediliyor. Şimdi bu sığındıkları sığınak yer altında bir dünya olarak tasvir edilmiş. Bu yer altındaki dünyada bunlar henüz mahsur bırakılmış olarak karşımıza çıkıyor. Şu an yer altındalar. İşte Hakan Bey, yer altındalar mı sorusunu sorduğumuzda, bu yeraltı gerçek bir yeraltı mı yoksa başka bir boyut mu? Başka bir boyutun altı. Bilemiyoruz bunu. Ya keşke cevap verebilsem. Şu an cevabı muallak. Muallak. Bunu bilemiyoruz. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz ömrümüz vefa ederse. Çok da uzun bir süreç gibi gözükmüyor yani. Koşar adım gidelim sanırım. Keşke görmesek. Umarım görmeyiz. Çünkü çok büyük bir vehamet. Bakın öyle bir varlık tipi çıkacak ki. Ellerindeki silahları biz yakacağız ve yıllarca o silahlarla insanoğlu ısınacak deniyor. Teknolojisini muhafaza edecek. Yani o silahlar vasıtasıyla insanoğlu bir teknoloji elde edecek. Adeta öyle anlatılıyor hadis-i şeriflerde. Demek ki bunların elinde bir güç olacak aynı zamanda. Bunlar böyle teknolojik olarak bizden daha güçlü varlıklar tabii olacak. Tabii ki. Teknolojik olarak daha güçlü varlıklar olacak. Bunların bir kanadı dördüncü boyut varlıkları. Bir kanadı dördüncü boyut varlıklar içerisinde melez varlıklar. Bir kanadı da şimdi dünyada melezleştirilecek olan insan tipi. Yecüc ve Mecüc dediğimizde bunun Yecüc kısmı var. Bir de Mecüc kısmı var. Oraya bunlar, açalım bakın, hocam. İki tip insan. Kısa boylu. İki tip varlık diyelim. Varlık. Daha düzgün olur.
Kısa boylu bir varlık tipi. İşte hangisi? Yecüc. Yecüc. Uzun boylu bir varlık tipi. Mecüc. Mecüc. Hindu metinlerinde cüceler böyle ve devler. Devler. Çok kısa. Çünkü enteresan bir şeydir. Çok acayip bir şey söylediniz hocam. Zülkarneyn Seddi ile zaten bir önceki devirde kapatılarak yasaklanan varlıklar arasında devler var. Devler var. Ve cüceler var. Cüceler de aslında bizim kısa boylu olarak gördüğümüz dördüncü boyut varlıkları. Toprak cinleri, su cinleri. Evet. Onlar kısadır. Onlar böyle bir uzaylı, gri uzaylı tasvirindedirler. İşte bu iki varlık tipi. Hatta Hindu inanışına göre şöyle anlatılır. Koka, Vikoka'dan ayrı olarak hiçbir iş göremez. Koka ve Vikoka kenetlendiği andan itibaren bütün gücü elinde tutar. Asıl maharet Koka ve Vikoka'nın kenetlenmesini ayırmak. He. Birbiriyle bağlarını ortadan ayırdığınız an onları yenmiş oluyorsunuz. Çok ilginç. Mesela bunun tasviri şudur. Biri birinin sırtına biner. Mesela işte Koka Yecüc Mecüc'ün sırtına biner. Öyle bir güç oluştururlar ki hani Voltron vardı ya eskiden. Bizim zamanımızda bir çizgi film olarak işte birleşir parçalar Voltron oluşturur. Mad Max filmlerine bakın birebir bir devin üstünde bir cüce vardır. O cüce her şeyi yönetir. Aynısı. Zaten bunu anlatıyor. Şimdi bunlar böyle güç sahibi olurlar. Biz bunu fiziksel anlamda bir öbürünün üzerine çıktı diye anlamamamız gerekiyor. Bu bir metafor yine. Güç katlanması. Güç gerek. Katlanması. İkisinin arasında bir bağ var. Biri içten, biri daha dıştan melezlenmiş olarak. İşte bunların hepsinin bir araya gelmesiyle büyük bir saldırı bekleniyor zaten. Söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Seddi ile ilgili. Şunu sorayım son bir kez. Bu seddi bariz olarak kaldırmaya çalışan gruplar olarak belli yapıları görüyoruz. Bunların CERN başta olmak üzere çeşitli hamlelerini görüyoruz. Tabii mesela Shiva heykelinin bir bilim merkezinde ne işi var? Olabilir mi böyle bir şey? Yani madem öyle siz diyorsunuz ki biz din dışı bir toplumla ait. Yapılan aidiz. Ritüeller. Tabii biz diyorsunuz ki biz işte yobazlıkla mücadele edeceğiz. Bunlar akıl tutulmasıdır, din deneyiymiş diyorsunuz. Ama Shiva heykelini oraya koyuyorsunuz. Orada hiçbir dini sembolizm olmaması lazım. Bakın işte bak bunların din dışı dedikleri şey aslında sadece bir kaplama. Aslında bunun içerisine baktığınızda tamamen bir şeytaniyete hizmet var. Dışarıdan size gösterdikleri kap din dışı. İçeri döndüğünüzde şeytan misyonuna hizmet olarak görüyoruz biz bunu. İki hamle var. Bir bu sette ortadan kaldırmak. İki de insanın başta DNA olmak üzere her türlü yapısını darmadağın edip şuursuz, bilinçsiz bir insanoğluyla hesaplaşmak. Aynen öyle. Hocam çok güzel bir sohbetti. Ben doyamadım ama sizin zamanınız yok. Biz eğer izin verirseniz programı bitireceğim. Bir daha konuk almaktan şeref duyarız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Konuğumuz Erkan Türk'tendi. Kendisiyle Zülkarneyn Seddi'ni, Yecüc ve Mecüc'ü konuştuk dilimizin döndüğü kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.